Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 2020 rating tahmin videosuna hoş geldiniz. Biraz bir garip bir açılış oldu ama olsun. Bugün biliyorsunuz önceki videolarımızda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlardaki oyuncuların ratinglerine bakmıştık. Bugün de FIFA 20'deki en iyi 20 Türk futbolcunun ratinglerine bakacağız. Yani bir sürü genç isim var, bir sürü sevdiğiniz isim var. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Önceki videomuzdaki günün yorumunu hemen şöyle aşağı bırakıyorum. Tüm yorum atan kardeşlerime teşekkürler. Hepiniz adamsınız Arden Papazyan ailesi. Siz de rating tahminlerinizi yorumlarda yazın. Ona göre tartışalım. Emeğe saygı, like atıp yorum atıp paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Ve dilerseniz lafı da artık daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, başladık. Merih Demiral'ı görüyorsunuz. Kendisi 6 overall yükselmiş. Daha da performansını katlayacağına inanıyorum ben. Önümüzdeki sezon 82 falan başlayabilir. Çünkü Juventus'ta iyi oynuyor. Bu arada 20 değilmiş, 25 futbolcu varmış. Onun için de özür diliyorum. Volkan Babacan. 2 overall düşmüş. O da artık yaşlanıyor değil mi? Kaç yaşında ya? Geçen sezon oynamadı biliyorsunuz. Çok oynamadı. Gökhan Töre. Gökhan da düşebilirdi bu arada bir iki overall. Yine çünkü geçen sene çok oynamadı o da. Sakatlığı çok talihsizdi. İngiltere'ye gitti, orada sakatlandı. Mehmet Topal, o da bir overall düşmüş. Hatta bence 2 bile düşebilirdi Mehmet Topal. Peşi de 60'a düşmüş ha. İrfan Kahveci 3 overall artmış. Güzel, güzel. Bakalım Arda Turan 2. Bence 4 overall falan düşmesi lazım abi. Ne oynadık geçen sezon? Ne yaptı yani bu arada? 4-5 overall düşmesi lazım yani. Yusuf Yazıcı, bak bunun da mesela aynı şekilde en az 3 overall artması lazım. Belki potansiyeli artmıştır kariyer oynayanlar için ama 3 overall artması lazım Yusuf Yazıcı'nın. Harun Tekin 1 overall artmış. Aynı da kalabilirdi. Düşebilirdi bence 1 overall. Enes Ünal, o da 2 overall düşmüş. Yani aynı. Bir overall düşebilirdi belki. Okan Yokuşlu. Aynı kalmış. Defansif orta saha. Fransa diyecektim ya. İspanya'da oynuyor, konuşamadım. Kaan Ayhan. Biliyorsunuz Fransa'ya karşı iyi oynamış. Bu genç jenerasyonumuz vardı. 77 overall, 2 overall artmış. 256 milyon euro Hasan Ali. Bu arada Bolat 5 overall artmış. Emre Akbaba geçen sezon sakattı, 77 overall, belki bir overall düşebilirdi. Bir rating düşebilirdi yani Emre Akbaba, çünkü geçen sene oynamadı. Serdar Aziz, yani aynı kalabilirdi, hatta belki bir tane bile düşebilirdi yani. Bir niye artmış anlamadım. Mehmet Zeki, Mehmet miydi ismi? Rebuild'da kullanmıştık. Zeki Çelik 11 overall artmış. Helal olsun. Helal olsun. Nuri Şahin 1 overall düşmüş. Oğuzhan, o da aynı overall'da kalmış. Belki düşebilirdi bence. Yani 1 overall düşse yerinde olurdu. O da 1 overall düşmüş. Wolfsburg forması giyiyor. Cenk Tosun ne yazık ki 2 overall düşüyor. İngiltere aslında çok da kötü oynamıyor değil mi? Çok da takip edemedim ama oynatılmıyor mu acaba? Cengiz Ünder, o harbiden Roma'da kendinden bahsettiriyor. 1 overall artmış, helal olsun. Ama 80 olsa daha iyi olurdu, 80 overall. Ömer Toprak 79'a düşmüş 82 overall'dan. Overall diye ağzım döndü ya, rating diyeceğim. Emre Belezoğlu 79'da kalmış. Emre yaşına rağmen harbiden yüksek overall'lı, yüksek ratingli. Burak Yılmaz, o da aynı şekilde 79'da kalmış. Tecrübeli isim o da. Burak geçen sezon iyi oynamıştı. Bir overall artabilirdi sanki. Hakan Çalhanoğlu, o da bir overall, bir rating artmış. Ve FIFA'daki en iyi Türk futbolcu 81 overall Hakan Çalhanoğlu. Evet, gördünüz, FIFA 2020'deki Türk futbolcuları izledik. Türk futbolcuların ratinglerine baktık. Yani genel olarak Yusuf Yazıcı, işte Cengiz Ünder falan, bunların daha yüksek olması gerekiyordu bence. Bazı oyunculara da gereksiz bir artış vardı.
Siz ne düşünüyorsunuz bu reytingler hakkında? Düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bunlar gerçek oyundaki reytingler değil, sadece tahmin. Bunu da belirtmek istiyorum. Emeğe saygı, like atıp, yorum atıp, paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardahan Papazyan ailesi.